ekleri bitti. Şimdi de durum eklerine bakalım. Durum eklerinin diğer adı hal eki arkadaşlar. E, hal ekleri ismin i hali, e hali, d de hali, den hali. Belirtme eki e, iyi i hali diye, diyebildiğimiz yaygın olarak o ektir. Belirtme ekimiz ı, i, u, ü şekli olur. Yani e, belirtme eki i hali e, dememizin e, sadece i olduğu anlamına gelmiyor. İyi hali dememiz sadece iyi şekli olduğuna, olduğu anlamına gelmiyor. Ee, I, I, U, Ü şekli de var. Evet biraz zorlandım cümleyi kurmakta. Ama anladık herhalde. İyi hali olması sadece iyi, hali, e, iyi şekli olduğu anlamına gelmiyor. I, I, U, Ü şekli de var. Kitaptaki soruları gördünüz mü? Kitaptaki soruları. Zaten e, adından anlaşılıyor. Belirtme, gösteriyor, belirt, belirtiyor. Kitaptaki soruları şeklinde e, belirtiyor. Birazdan nasıl ayırt edeceğinizi anlatacağım. Merak etmeyin, bunun e, pratik yolları var, taktikleri var. Şimdi önce bir temel olarak anlatayım. Belirtiyor kitaptaki soruları. Bu o zaman belirtmeye ki gönderdiğim hediyeyi beğendin mi? Hediyeyi gösteriyor, belirtiyor. Bir de e, dayanamadım hemen söyleyeyim. Bakın şurada e, kolay bulma yolu neyi kime? Örnekleri bitirmeden söyleyeyim. Neyi kimi, e, şöyle diyelim, belirtme eki neyi kimi sorularını cevap veriyor. Mesela kitaptaki soruları çözdünüz mü? Neyi çözdünüz mü? Kitaptaki soruları. Bu taktiği. Yani kısa yoldan bulma yolu. Neyi soruyorsunuz cevap veriyorsa e, belirtme eki ya da kimi. Mesela gönderdiğim hediyeyi beğendin mi? Neyi beğendin mi? Gönderdiğim hediyeyi. Bakın bu da oldu değil mi? Kolay yolu bu. Buraya hemen yıldızı atayım. Ee, okulu çok özledim. Belirtiyor. Ben oradan gideyim gene. Neyi okulu? Neyi sorusunu da sordum da gene cevabı aldım. Sıcak ütüyü bir kenara koy. Neyi koy? Sıcak ütüyü. Bakın gene cevap verdi. Demek ki belirtme durumu eki alan sözcük neyi kimi sorularına cevap veriyor. Peki cümlede hangi öge olur? Ögeler değil konumuz ama şimdiden oraya bir pas atalım. Hangi ögeye karşılık gelir? Belirtil nesneye. Çünkü neyi? Kimi? Bakın iyi. Belirtil nesneye denk gelir. Bunu ögelerde bir daha konuşuruz. Evet. Yönelme durum eki. AE ismin E hali de dediğimiz AE. Çiçeklerine özen çok özen gösterir. Çiçeklerine isimdir çiçek, isme gelen E ismin E halidir. Bu çok daha basit. Çünkü belirtme eki biraz önce gördüğümüz i hali, e daha sonra göreceğimiz iyilik eklerindeki i ile de karışabiliyor. Ama ismin E halinde öyle bir şey yok, karışma durumu yok. Sadece belki zarf ile karışabilir, onlardan da bahsedeceğiz. Hastaysan bugün okula gitme. Bakın, okul isimdir, okula. İsmi ne hali? Bu arada zarf fiille karışabilir dedim ama şöyle. Zarf fiiller fiillere geliyor. Zaten oradan ayırt edeceğiz. Nasıl ki çokluk ekini neyle karıştırabiliyorduk? Şahıs ile ama şahıs eki fiile gelir. Mesela ismin e hali isme gelir. Zarf fiil fiile gelir. E, farklar bunlar. Küçük farklar bunlar. Yönelme durum eki alan sözcük de neye nereye kime sorularına cevap verir eğer biraz zorlanıyorsanız bulmakta ben zorlanıyorum diyorsanız bu soru yöntemini kullanın arkadaşlar bu işin taktiğidir pratiğidir Biraz önce bakın şurada özellikle ismin i halinde belirtme durum ekinde çok sorun yaşıyor öğrenciler bulmakta. Diğer bazı eklerle iyilik ekiyle falan karıştırıyor. O zaman bu taktiği kullanın. Gelelim bulunma ekine. Bulunma eki de ismin d de hali dediğimiz ek D da T ta şekli bulunuyor. Hatırlarsanız e, bağlacın yazımında yazım kurallarında demiştim ki bağlaç olan D da'nın T ta şekli olmaz ama bulunma eki olan D da'nın T ta şekli olur. Onu en son Eylül'de gördüm. İsme gelmiş, isme gelen de ismin de halidir. Bir de bitişik yazılmış, başka da herhangi bir e, şey olma ihtimali yok. Bağlaç olan D var, bir tek karışabileceği o da ayrı yazılıyor zaten. Bir de onu hatırlayın cümleden çıkardığımızda anlam bozulmuyor. Bunda bozuluyor. Onu en son Eylül gördüm. Bakın gördünüz mü bozuldu. Böyle de ayırt edebilirsiniz. Fırtına ağaçlarda meyve bırakmadı. İsimdir ağaç. İsme gelmiş. İsme gelen de bulunma ekidir. Yine bağlaç olan D ile karıştırmamak için çıkartıyorduk. Zaten ayrı yazılır bağlaçta oradan anlayabiliriz. Bir de çıkartıyorduk anlam bozuluyor mu bozulmuyor mu? Fırtına ağaçlar meyve bırakmadı. Bozuldu demek ki ismin D hali. 2 saatte buraya gelmesi çok zor. Bakın T'li şekli olması bile bunun bağlaç olamayacağını, bitişik yazılması bağlaç olamayacağını. Ayrıca 2 saat buraya gelmesi çok zor anlamın bozulması da bağlaç olamayacağının göstergeleri. Koltukta uyuyup kalmışım. Koltuk isimdir. Yukarıda da saat isimdi zaten. Koltuk isim. TTA şekli var. Demek ki bu bağlaç olamaz. Bitişik yazılmış bağlaç olamaz. Ee, ve koltuk uyuyup kalmışım çıkardım anlam bozuldu bağlaç olamaz yani isminde hali diğer adıyla bulunma durumu eki. Ben hep diğer adını söylüyorum arkadaşlar çünkü sınavlarda artık isminde hali falan diye çıkmıyor artık bulunma eki belirtme eki diye çıkıyor. O yüzden siz bu isimlerini mutlaka bilin, bunlara dikkat. D durum bulunma durum eki bazen eklendiği sözcüğe yeni bir anlam katabilir. Şimdi ne demiştik? Çekim ekleri geldikleri kelimelere yeni anlamlar katmazlar demiştik. Fakat D'de özel bir durum var. Onu da bunlara dikkat diyerek dikkatinizi çekelim. Bazen değiştirebilir artık o zaman yapım eki görevini üstlenmiştir. Mesela ne demek istedik? Sınıfın en gözde öğrencisi bu yarışmada da ödül aldı. Şimdi gözde göz isim. İsme gelen d'yi çekim eki zannederiz. Bulunma durum eki diye düşünürüz değil mi? Normal e, mantıkken böyle. Fakat sınıfın en gözde öğrencisi artık gözle alakası yok. En sevilen, en beğenilen anlamı kattığı için buradaki bu d artık ismin d halidir ama Görevi yapım ekidir. Artık çekim eki değildir. Dedikten sonra devam edelim. Ayrılma durum eki yani isminden hali. Bunun da dendan tentan şekli var. Bakın şöyle. Adı üstünde ayrılma anlamı katıyor. Mesela onunla Edirne'den dönerken otobüste tanışmışlar. Nereden? Edirne'den. Bu da genelde nereden sorusuna cevap verir. İsimdir. Edirne'de isim. Buradan da anlayabilirsiniz. Ee, bu soruyu ondan daha hızlı çözdü. O isimdir. İsim derken arkadaşlar isim e, soylu sözcükleri de kastediyorum. Ne demek isim soylu? Mesela edir ne isimdir? Kapı isimdir. İşte kalem isimdir. Bir de zamirler var. Onlar da isim soyludur. Burada zamire gelmiş. Bu soruyu ondan daha hızlı çözdü. Kişi zamiri olan o'ya gelmiş. Yani Eklerimiz zamirlere de gelir. Zamirler konusunda göreceğiz ya da biraz ek, sonra eklerde bahsedeceğim. Ekler sadece gerçek anlamda isme değil, zamirlere de gelebilirler. Burada zamire gelmiş. Köpekten korktuğu için kaçtı. Köpek isimdir. Ten e, ayrılma durumu ekidir. Uzaktan isimdir. Aslında uzakta baktığınızda normalde çok kökenine indiğinizde sıfattır falan ama şu an ona gerek yok. İsimdir sonuçta. Uzakmak fiil değildir. İsme gelmiş. Ve bu da e, ismin den hali. Unutmayalım arkadaşlar. Den ayrılma eki bazen tamlayan ı eki ın in e, yerine de kullanılır. ın in, in un ün. Tabi bunun un ün şekli de var. Devam eder gider bu yani. Evet. Ne demek istedik? Örnekte gösterelim. Sorulardan biri çok zordu diyeceksiniz mesela. Soruların biri çok zordu. İşte buradaki gibi bazen... E, Tamlayan eki yerine kullanılabilir. Öğrencilerden birkaçı beni aradı. Öğrencilerin birkaçı beni aradı. Yani bunun yerine in koyabilirim. Böyle de bir e, kullanımı var denin. Arkadaşlar biraz önce D'de bahsettim ya. Dedim ki D e, her zaman çekim eki olmayabilir. Bazen e, yapım eki görevi de üstlenir. Gözde öğrenci demiştim mesela. Şimdi aynı şey e, den içinde geçerli. Bazen e, isminden hali yapım eki görevinde kullanılabilir. Bakın burada zaten açıklaması var. Biz örneğe geçelim. Sıradan insanlarla arkadaşlık yapmazmış. Şimdi normalde sıra isim. isme gelen denin ayrılma durum eki e, ve çekim eki yani olduğunu düşünürüz. Ama anlama baktığımızda sıradan insanlarla nasıl insan? Sıradan insan. Artık burada anlam değişmiş sıra kelimesi yok sıra kelimesinin tamamen anlamını değiştirmiş nasıl insan sıradan insan basit insan gibi demek istemiş herhalde. E, yapım ek görevinde kullanılmış bazen bu da soru olarak karşınıza çıkabilir belki. Evet durum ekleri bitti çoğul ekleri bitti arkadaşlar e, biz devam edelim iyilik eklerine.